Efendim tarihin arka odası devam ediyor. Üçüncü Selim'de kalmıştık. Bu arada müsaade ederseniz konuya gelmeden önce önümüz dolu masanın üstü. Kitapları mı tanıtalım? Bazı kitaplar var, güzel kitaplar yeni çıkan. Önce çıkmamış herhalde, çıkacak mı? Tarih kurumunda basılacak. Ha. Türk Tarih Kurumu'nda. Efendim Yüksel Bey'in bu doktora tezi. Hüsrev Mehmet Paşa siyasi hayatı ve askeri faaliyetleri. Biraz ona konuşacağız. Hüsrev Paşa, II. Mahmut döneminin çok önemli bir devlet adamıdır. Çok enteresan bir isimdir. Hüsrev Paşa, şöyle küçük bir kitap görüyorsunuz. Bu arada bu kitabı gösterince hatırladım, bazı sorular geliyor. Geçen hafta bu Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde benim tezi, kitabı yürüten, çalan hanım ne oldu diyorlar. Üniversiteden epey mesaj geldi. İşte komisyona havale ettik, gereğini yapacağız diyorlar. Ben bekliyorum, inşallah yaparlar. Klasik Türk genelinde komisyon olmasın. Buna pek aklama ihtimal vermiyorum. Yok, komisyona verildiği zaman donar. İhtimal vermiyorum. Işte. Komisyona gitti diyorlar. Sizin kitabınız da bizde vardı. Kütüphanede vardı. Mukayese ettik. Çalıntı olduğunu belirledik. Sanki ben yalan söyledim burada. Geçen hafta veya Fatih yalan söyledi sanki. Efendim evet. Çünkü kenara koymuş. Aynen. Tarayıp ismini koymuş, vermiş. Yani ben bu kadar çalıntısını görmedim. Yani çalıntı tez gördüm de. Yani o şimdi rapor yazılacak. Sonra yönetim kuruluna girecek. Yönetim kurulundan sizin karar çıkacak. Resmi başvurunuzu beklemeden biz harekete geçmek kararı aldık. O ihbar sayılır zaten. Senin diyorlar, o televizyona şeyin ihbar sayılır. Yani. İnşallah Afyon Kocatepe Üniversitesi namusunu temizler. Temizlerler ya şey. Şey hala cevap gelmedi yalnız. Neyden? Albayrak gazetesi için. Erzurum Atatürk Üniversitesi'nden. Hmm. Yani matbu risaleyi okumaktan aciz hocaların Sayın Başbakan geliyor diye kitap yetiştirmeye çalışıyorlar. Baş aşağı yanlışlarla dolu. O kitaptan henüz bir cevap gelmedi. Herhalde çok zor geldi ki matbu yazıyı okumak, hala çevirmeye devam ediyorlar. Üç gecelik iş o kitap. Efendim Yüksel Bey'in tezini gösterdik. Türk Tarih Kurumu'ndan çıkıyormuş yakında inşallah. Yani baharda çıkar herhalde. Burada Yüksel Bey'in böyle tuhaf makaleleri var. Önemli makaleler. Şurada dur, bir başlık gördüm, onu söyleyip kusura bakmasam. Estağfurullah, buyurun. Keşke gelmeseydim demez umarım Yüksel Bey. Yok yok, estağfurullah. Heh şu. Şimdi biliyorsunuz yeni moda tarihçilikte, bilhassa Amerikan usulü tarihçilikte bir fiilsiz cümle koyup iki nokta üst üste koyacaksınız. Ondan sonra derin manalı bir şey koyabilirsiniz, ne bileyim. Klimanın soğukluğu. Nokta nokta. İki nokta üst üste. Klimanın kolon soğukluğu. Kolon gribal enfeksiyonun süreksel devinimi. Yok, onu şöyle yaparız. Klimanın soğukluğu inşallah Murat'ın kafasına düşer. Yani işte yapacak inşallah. Evet, espri yapamıyoruz. Espri yaratıcılıktır. Yaratıcılık bunlar. Bu Kurtlar Vadisi'ni herkes soruyor. Bilmem ne şeyim oldu falan diye. Bilmiyorum, ona benzemez. Benzer. Efendim hapishane tarihimizden bir kesit. Üsküdar Paşa Kapısı tevkifhanesi ve mütareke döneminde işgali. Kaç haftada söylüyorduk. Mütareke ve işgal dönemi Türkiye'de çalışılmıyor diye. Neyse. Makale seviyesinde de olsa çalışılmaya başlanmış. Bayağı uğraştı ona. Bu yazıyı ben geçen hafta şeyleri kesiyordum. Üsküdar Belediyesi çok güzel sempozyumlar yapmış. Üsküdar sempozyumları ama şöyle bir kitap çıkartmışlar. Arada kullanacağım yazıları mı? Yazıları kesip kitapları atıyorum, ne yapayım. Çünkü o kitapları bir yere de veremezsiniz. Bak, bir canavar. Çünkü eksik. Benim kitapçada var olmadı mı en başta sen bilirsin efendim. Şurada Yüksel Bey'in çok enteresan bir makalesi var. Bu Kavalalı. Mısır valisi Mehmet Ali Paşa'nın, yani Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın Babali'ye karşı tutumu ve 1836'da kendisi için hazırlanan suikast planı. Yani akademik dilden ayırırsak bu güzel bu başlığı anlayacağımız şekilde Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın Babali'ye karşı tutumu ve Babali'nin Kavalalı'yı temizleme teşebbüsü. Evet. Bu çok enteresan bir makale efendim. O ilk defa bulunmuş. Evet, yani yeni çıkmış zaten. Hayır, yani belgeler de ilk defa yükseltmiş. Belgeler ilk defa yayınlanıyor. Batı literatür. Babali, Kavalalı, Mehmet Ali Paşa'yı ortadan kaldırmak için bir suikast teşebbüsü. Evet, birazdan konuşacağız onu. Biraz konu, evet. Nedense olmamış. Burada başka makaleler de var ama çok teknik. Makaleler, evet, yani II. Mahmut dönemi, yani rüşvet hediye ikilemi. Ne yapacak? Türkçe'ye hayran oluyorum. Allah sana da versin. Klasik, inşallah vermez. Hayır, bir de şimdi. Efendim, bu arada çıkan yeni kitaplar. Affedersin, akademik bir makalede temizleme teşebbüsü denmez herhalde, öyle başlık atılacak. Yeni başladı o, neyse. Evet.
Açlamayın şimdi Asım. Efendim, Ali Birinci dostumuz, Tarih Kurumu Başkanı Ali Birinci dostumuz çok güzel kitaplar çıkartıyor. Şu küçük kitap yeni çıkmış Tarih Kurumu'ndan. Çok enteresan, ben okuyup çok güldüm, diline çok güldüm. Eski Türkçe Tatar ve transkripsiyon mu var? Transkripsiyona bak, yok. Tatar Türkçesi. Eski Türkçe, efendim? Tatar şeyi. Ya Doğu Türkçesiyle. Çağatay. Nedir, şunu bir kısaca anlatsana bunun konusunu. Ya bu Kırım Hanlarının yazdıkları Ruslara ve diğer yerlere yazdıkları çeşitli şeyler. Kırım Hanlarının yazdığı yazılar. Mektuplar. Yani fermanlar, onların kendi, onlar da hükümdar çünkü. Bunu tıpkı basım yaptılar, bu daha önce basılmıştı. Bulunmuyordu yani ve başına bir değerlendirme ve içindekiler konuldu. Bu İlyas Kamalov'la öbür isim Melek Özyetkin. Özyetkin yayınladı. Biliyorsun daha önce İlyas Kamalov'un başka kitaplarında tanıtmıştı. Profesör Doktor Melek Özyetkin. Evet. Yani bu bunlar çok güzel. Son derece önemli. Yani çünkü birebir belgeler, orijinal belgeler. Tabii Çağatay Türkçesi izleri var orada. Fakat şey çok güzel mesela. İslam Girayhan, din selamet Girayhan. Sözümüz. Sözümüz diyor. Bu sözümüz ifadesi efendim. Timur'da da var. Eski Çagatay adetidir. Türk devletlerinde yani buyurdum ki. Bizim fermanlarda genellikle buyurdum diye ki geçer altta. Sözümüz. Bunlar da sözümüz. Namus ipas şükrü bir kıyas. Ol halik bütün. İçin, halik bütün oranın lehçesiyle yazıyor. Evet. Çok enteresan bir Türkçe mesela Mehmet Girayhan'ın selamet Girayhan sözümüz. Hepsi sözümüz. Bahçesaray. Bahçesaray'ın mahrusa. Yani Allah'ın koruduğu Bahçesaray. İsim vermeyelim. Çok yıllar önce o zamanların çok önemli bir tarihçisi. Bu mahrusa sözü efendim korunmuş demektir. Osmanlı'da yani, kullanıyor ya. Osmanlıca. Bir de biri sinle yazılır, biri seyle yazılır. Bir mahrusa daha var. O da tarla demektir. Mahrusa yapılan... hangisi sinle yazılıyor? Bilmiyorum, unuttum. Sinle yazılıyor. Korunmuş sinle. Olan. Evet. Efendim? O mahrusayı tarla şimdi Memeliki mahrusayı görmüşler. Tarla memleketi. Allah'ın tarlası diye çevirmiş. Ve toprak mülkiyet açısından, ziraat ekonomisi açısından efendim işte devleti bile tağın olarak görüyorlardı diye sayfalar olsun yorum yapmış. Sin mi diyorsun? Onu da duymamıştım ya. Sin de yazılı orada, onu söyleyeyim. Yani mahruse, korunan sin de yazılmış. Şeyin birisi de yapmış. Öteki tağla. Sen yazılan. Sahip kıranı Ben Adem'i insanoğullarını yok eden kanuni diye çevirmiş. Ne çevirmiş? Sahip kıranı. Sahip kıranı şey, yıldızın şey zamanı. Ama işte onu anlamamış. Kanun işte insanları yok ediyordu diye. Allah Allah. Yani böyle yorum yapıyorlar işte. Şimdi nasıl bilmiyorsun diyecekler, tekrar söyleyelim. Şey mahruse. Sinle öbür saplama. Seyle. Biri petek seyle. Sinle. Üç noktalı. Mahruse sinle. Korunmuş. Mahruse tağla seyle. Üç noktalı seyle. Ama o işin en ilginci. Ama o yorumlar çok güzeldi. İşte ziraate dayalı ilkel ekonomi. Efendim devlete bile tarla biraz zorlasa kimliği verecek diye. Asya tipi üretim tarzına kadar gidecek. Büyüştü yani. Büyüştü zaten. Yani o şey. Efendim konuya gelmeden şu kitaplarımızı hemen tanıtalım. Bu enteresan bir kitap, bu yerinden kalkmıyor. Denizler kitabı evi efendim. Kitap şöyle küçük bir şey kutu içinde. Yaklaştırabiliyor muyuz arkadaşlar? Ters tutuyorsunuz. Kutusunu çıkar işte. İstanbul. Hocam zaten biraz yaklaştırdılar da. Bir de sergisi var şimdi. Kitap şu. Evet. Bunu açıyorsunuz. Şuradan ipi gitmiş içeriye, kitabı çıkartacağız. Efendim bu İstanbul haritaları. Çok güzel. Tarih boyunca. Yani 100 civarında harita var. Evet, 100 civarında İstanbul'u anlatan harita var. Yani çoğu yabancılardan idi. Mesela yabancıların. Basılı ilk Konstantinopolis haritası. Plan ve haritası. Hepsi harita değil bunlar. Evet. Yani bizim fazla haritacılığımız gelişmemiş. Şimdi harita dersiniz. Gayet rahat anlaşılır. İlla akademik sokacaklar, plan bir harita. İstersen merkez...